Evet, yine işin içinden çıkamayacağımız bir konuyla karşınızdayım. Yine Cem Garipoğlu ve yine komplo teorileri. Öncelikle bu videoda Cem Garipoğlu hakkında sizlere detayları anlatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda anlatacağım çoğu şey bir iddiadan ibaret ve henüz kanıtlanmış şeyler değiller. Ancak bu olayda 10 yılın ardından nihayet bir gelişme yaşandı ve savcılık Cem Garipoğlu dosyasında yeni bir karar verdi. Bu videoda ise hem Cem Garipoğlu olayını hem de savcının vermiş olduğu bu kararı konuşacağız. Dilerseniz önce sizlere Cem Garipoğlu olayını anlatayım. Olay 2009 senesinde yaşandı. Cem Garipoğlu 17 yaşındaki sevgilisi Münevver Karabulut'u sözde başka bir erkekle yazıştığı gerekçesiyle katletti. Cinayetin detaylarını elbette vermeyeceğim çünkü gerçekten çok vahşice. Bu olaydan sonra da kendisi saklandı ve neredeyse dünyanın her yerinde arandı. Ancak polis yine de Cem Garipoğlu'nun herhangi bir izine rastlamadı. 197 günün ardından Cem Garipoğlu kendisi polise teslim oldu ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından 2014 senesinde kendisi cezaevinde intihar etti ve Cem Garipoğlu dosyası burada kapandı. Daha doğrusu kapanacaktı ancak bazı söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentilere göre Cem Garipoğlu aslında halen daha yaşıyor ve şu anda ya Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Çin'de hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ki kendisinin Çin'de yaşadığını düşünen insanların sayısı daha fazla. Çünkü yine söylentilere göre kendisi yurt dışına çıkmadan önce Çince öğrenmiş. Ancak buna dair bir kanıt elbette yok. Peki olay üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen insanlar halen daha neden Cem Garipoğlu'nun yaşadığını düşünüyor? Bunun aslında birden fazla sebebi var. Cem Garipoğlu'nun ailesi Cem Garipoğlu'nun ölümünden sonra çok hızlı bir şekilde toparlıyor. Ve Münevver Karabulut'un katledildiği o koltuğun üstünde gülümseyerek poz veriyorlar ve bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Yani baktığınız zaman bu koltuğun üstünde 17 yaşında bir kadın katledilmiş hem de bu ailenin oğlu tarafından katledilmiş. Ancak aile bu koltuğu çöpe atmak yerine bu koltuğun üstünde selfie çekiniyor. Bu da elbette Cem Garipoğlu'nun yaşadığına dair şüpheleri arttırıyor. Ve ailenin bu durumdan sanki memnunmuş gibi tavır takınmaları da Münevver Karabulut'un Garipoğlu ailesi tarafından düzenlenen bir ayine kurban gitmesi şüphelerini de arttırıyor. Ve yine iddialara göre o zamanlarda Münevver Karabulut'un babasına Garipoğlu ailesi tarafından para teklifi geliyor ve babası bunu kabul ediyor. Ve bu nedenle iddialara göre Münevver Karabulut'un babası o dönemlerde Cem Garipoğlu'nun cesedini gördüğünü söylüyor ve mezarın açılması için herhangi bir itiraz talebinde bulunmuyor. Ancak yıllar sonra bu babanın kararı bir anda değişiyor ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için binlerce talepte bulunuyor. Ancak mezar hiçbir zaman açılmıyor. İşte Cem Garipoğlu'nun yaşadığına dair şüphelerin artması da tam da burada başlıyor. Çünkü Münevver Karabulut'un babası bir anda bu konuda kendinden emin bir şekilde konuşuyor. Ve o mezarın boş olduğunu bildiğini, mezarın açılması halinde de bunu herkesin göreceğini söylüyor. Ancak dediğim gibi mezar hiçbir zaman açılmıyor. Daha sonrasında Cem Garipoğlu'nun yurt dışında yaşadığına dair bazı görüntüler geliyor. Fakat bu görüntülerin doğru olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Biliyorsunuz Türk insanı komplo teorilerini birazcık abartmayı sever. Ha beni burada sakın yanlış anlamayın. Ben de dosyayı incelediğim zaman Cem Garipoğlu'nun şu anda ölü olduğuna inanmadım. Ancak yine de sosyal medyada gördüğüm o fotoğraflar da çok da inandırıcı gelmedi. Yani ben de Cem Garipoğlu'nun halen daha yaşadığını düşünüyorum. Fakat yurt dışında yaşadığına dair gelen görüntüler muhtemelen fake. Her neyse olayın üzerinden tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Cem Garipoğlu olayı istisnasız her yıl gündem oldu. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılmadı ta ki bugüne kadar. Savcılık nihayet Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarını kendilerine gönderilmesini istedi. Bilirkişi bu görüntüleri ve videoları inceleyecek ve ardından mezarın açılıp açılmayacağına karar verecek. Kararın 15 Mart tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Yani nihayet artık bu konu hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Ve Türk halkının yıllar boyu tartıştığı Cem Garipoğlu konusu da bu şekilde netliğe kavuşacak. Ha bu arada şunu da belirtmem lazım. Garipoğlu ailesi gerçekten varlıklı bir aile. Yani Cem Garipoğlu nasıl ölü göstersinler, nasıl bunları planlasınlar diye düşünmeyin. Biliyorsunuz Türkiye'de para her şeyin kapısını açıyor. Yani bu ülkede bu zamana kadar olmaz dediğimiz ne varsa hepsini gördük. Bunu da görürsek eğer ben şahsen şaşırmam. Ve dediğim gibi ben şahsen Cem Garipoğlu'nun halen daha yaşadığını düşünüyorum. O mezar büyük ihtimalle boş çıkacak. Ancak geçmiş olsun yani 10 sene geç kaldınız artık bundan sonra bir şey olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Adam çoktan kayıplara karışmıştır bile. Her neyse siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.